merhaba sayın seyirciler. Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Rojava halk devrimini hedef alan çeteler dün Serekaniye kentine bağlı bir köye saldırdı. Irak Şam İslam Devleti'ne bağlı gruplar dün gece Serekaniye kentinin 25 kilometre batısında bulunan Hırbet El Benat köyündeki kontrol noktasına saldırdı. Saldırı sonrası yaşanan çatışmaya ilişkin YPG basın merkezi bir açıklamada bulundu. Açıklamada çetelerin dün akşam Hırbet El Benat köyünde bulunan YPG kontrol noktasına yönelik ağır silahlarla saldırdığı belirtildi. Çatışmalarda 6 çete üyesinin öldürüldüğü ve 8'inin yaralandığı kaydedildi. YPG basın merkezi çatışmalarda 2 YPG savaşçısının da yaşamını yitirdiğini belirtti. Rojava Halk Meclisi MGRK ile Suriye Kürt Ulusal Meclisi'nin Hevler'deki görüşmeleri sonuçlandı. Rojava Halk Meclisi ile Suriye Kürt Ulusal Meclisi üyelerinin 17 Aralık'tan bu yana Hevler'de sürdürdüğü görüşmeler dün akşam sonuçlandı. Görüşmelerde tüm Rojava şehitlerine saygı ve ailelerine borçlu olunduğu ifade edildi. Ve Semelka sınır kapısının yardım ve halkın ihtiyaçları için yeniden açılması kararlaştırıldı. Görüşmelerde ayrıca eğer Kürtlerin durumu tartışılmayacaksa Cenevre 2 konferansının boykot edilmesine karar verildi. Roboski katliamının üzerinden 2 yıl geçti sayın seyirciler. AKP hükümetinin faillerini gizlediği katliama tepkiler devam ediyor. İstanbul'da katliam dün meşaleli bir yürüyüşle protesto edildi. BDP Kadıköy Gençlik Meclisi Roboski katliamında yaşamını yitirenleri anmak için meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Kadıköy Altıyol Meydanı'ndan Çeşmeler Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda genç katıldı. Yürüyüşün ardından katledilen 34 kişi için 34 mum yakıldı. Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Gençlik Meclisi üyesi Huriye Kalkan, katliamın sorumlusu failleri açığa çıkarmayan AKP hükümetidir dedi. Yurtsever Kürdistan gençliği olarak kendimizi, yurtsever halkımızı ve tüm Mereş katliamının 35. yıl dönümü vesilesiyle KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı yazılı bir açıklamada bulundu. Eş Başkanlık, katliamda yaşamını yitirenlerin anılarını demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan mücadelemizde yaşatacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz dedi. Eş başkanlık katliamla hem faşist darbeye zemin hazırlamak istendiğini hem de Alevi Kürtleri başta olmak üzere yaşadıkları topraklardan kaçırtmak olduğunu vurguladı. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı katliam ardından yaşanan sürece değindi. 12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra tüm Kürdistan'da baskı ve zulüm arttırılarak kültürel soykırım hızlandırılıp Türkleştirme gerçekleştirilmek istenmiştir. Alevi Kürtler metropollere ve Avrupa'ya göçertilmiştir. Kürdistanlı ve Türkiye'li devrimciler üzerinde başta idamlar ve zindanlardaki zulüm olmak üzere faşist terör estirilmiştir. Maraş katliamının devletin derinliklerinde planlanıp uygulandığını belirten eş başkanlık, katliama verilecek en anlamlı yanıtınsa demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle Türkiye'yi demokratikleştirip Kürdistan'ı özgürleştirmek olacağını vurguladı. KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı şu çağrıyı yaptı. Onlar katliamla Alevi Kürtleri korkutup ürküterek göçertmeyi amaçlamışsa, o zaman binlerce yıl yaşanılan vatan topraklarına dönülmelidir. Eğer onlar baskı yapıp inançlarımızdan dönmemizi amaçlamışlarsa, o zaman inançlarımıza sahip çıkmalıyız. Ana dilimizi ve kimliğimizi unutturmak için bu katliamlar yapılmışsa, o zaman Kürt kimliğimizi sahiplenmeli ve ana dilimiz Kürtçeyi konuşmalıyız. Ocak 2013 tarihi Kürt halkı için uluslararası komplocu güçler tarafından geliştirilen bir diğer katliamın tarihi. Paris'te 3 Kürt kadın devriminin katledildiği gün. Katledilen 3 kadın devrimciden biri de PKK kurucularından Sakine Cansız'dı. Mezopotamya yayınları Sakine Cansız'ın Hep Kavgaydı Yaşamım isimli kitabının birinci cildini yayınladı. Kitabın birinci cildi Cansız'ın yaşamını konu alıyor. Büyüdüğü koşullar ve ardından özgürlük mücadelesiyle tanışma şartları, mücadele süreçleri ve tutsaklık yılları. Kitabın başında Sakine Cansız'ın Ekim 1997 tarihli giriş yazısı var.
Bir yıl önce kaleme aldığım notlarımı kitaplaştırma süreci de az kavgalı geçmedi sözleriyle başlayan ön söz bir banyan Sakine Cansız başlığı taşıyor. Başlıktaki banyan sözcüğünün anlamını ve neden cansız için böyle bir tanımlamada bulunduğunu da satır aralarında buluyorsunuz. Banyan, dalları sarkarak toprağa değer değmez kök salan, yüzlerce yeni ağaca dönüşen, Hindistan'da yaşayan bir ağacın ismi. Sakine Cansız'ın kitabı, özgürlük hareketi tarihi aşamalarını kadın bakış açısıyla gören bir özelliğe sahip. Kitap, katliamın yıl dönümü dolayısıyla 11 Ocak'ta Paris'te düzenlenecek büyük yürüyüşte okuyucularıyla buluşacak. İnsanlığın ilk oluşumu. Hristiyan alemi için 24 Aralık'ı 25'e bağlayan gece İsa peygamberin doğum günü ve bu tarih Noel bayramı olarak kutlanıyor. KCK İnançlar ve Halklar Komitesi Hristiyan aleminin Noel bayramını kutladı. Açıklamada Noel'in sömürücü ve köleci uygarlığın evrenselleşen zulmüne karşı evrensel direnişin başlangıcı olduğu kaydedildi. Açıklamada Rojava'da Ermeni, Asuri, Süryani, Ezdi, Dürzi, Alevi ve Müslüman toplulukların omuz omuza verdiği mücadeleye dikkat çekildi. Ve Hristiyanların bu yeniden doğuşa sahip çıkmaya çağırdı. Avrupa Kürt Demokratik Kongresi KCDE de Hristiyan aleminin Noel bayramını yazılı bir mesajla kutladı. Rojava'dan yükselen demokrasiye dikkat çeken KCDE, savaşların ve trajedilerin son bulması temennisiyle Hristiyan aleminin Noel bayramını kutladı. Demokratik Toplum Kongresi İnanç ve Halklar Komisyonu da Noel bayramını kutladı. Bayramın sevginin ve hoşgörünün egemen olacağı bir geleceğe vesile olması istendi. Dokuzu tutuklu 22 Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların dava duruşması başlıyor. Dava duruşması öncesi tutsak avukatların meslektaşları hükümeti uyardı. Dün gece İstanbul İstiklal Caddesi'nde tutsak avukatlarla dayanışma amacıyla eylem düzenlendi. İstanbul Barosu önünde bir araya gelen İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana barolarından yüzlerce avukat meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Avukatlar polis engelini aşarak AKP iktidarını uyardı. Yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. Burada bu açıklamayı yapıyor ve burayı Taksim haline getiriyoruz. Kimseye de bir koz ve imkan vermiyoruz. Savunmaya, avukatlara, barolara yönelik saldırı ve kısıtlamalara derhal son verilmelidir. Savunma yargılanamaz ve susturulamaz. Şu kısım hepimiz için önemlidir. 19'u tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı dava duruşmaları tam bir orta oyununa dönüştü sayın seyirciler. Mahkeme heyeti davanın bu ay görülen 8. duruşmasında gazetecilerin savunmalarına süre kısıtlaması getirmek istedi. Avukat Ercan Kanar bu uygulamayı değerlendirdi ve savunmanın kısıtlanması savunma hakkının kaldırılmasıdır dedi. Bir mahkemenin savunma hakkına kısıtlama getirmesinin mevcut ceza yargılaması yasası açısından, ayrıca yargılama hukukunun temel ilkeleri açısından asla hiçbir dayanağı yoktur. Tamamen hukuk dışı bir müdahaledir. Özel yetkili mahkemeler ve KCK davalarına bakan mahkemeler dürüst yargılama hakkına uymuyor. Dürüst yargılama hakkı kurallarını ihlal ediyorlar. Sanık sanki nesneymiş gibi davranıyorlar. Halbuki sanık aktif sücedir. Yani bir yargılamanın aktif sücesidir, öznesidir. O insan onuruna uygun bir şekilde, etkin bir şekilde savunma hakkını kullanması gerekir. KCK davalarında ve sol davalarda maalesef yargı organları mümkün mertebe sanık hakkını kısıtlayacak tarzda savunma alanını daraltmak istemektedirler. Bunun dürüst yargılama hakkıyla en ufak bir ilişki yoktur. Pazar günü İstanbul Kadıköy'de iktidarın sömürüsüne karşı düzenlenen kent mitingine polis saldırmıştı. Polisin kullandığı yoğun gazdan dolayı fenalaşan Elif Çermi'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Kadıköy'de kentlerin sömürüsüne karşı düzenlenen mitinge polis saldırmıştı. Polis gaz bombası, tazyikli su, cop ve kalaslarla çok sayıda kişiyi yaralamıştı. Yoğun gaza maruz kalanlardan 64 yaşındaki Elif Çermik fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Tabip Odası Elif Çermik'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Şirnek'in Cizre ilçesi polis devleti kuşatmasında geçtiğimiz aylarda YDGH'ye yönelik olduğu iddiasıyla evlere baskınlar düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında hakkında arama kararı gerekçesiyle dün gözaltına alınan 20 yaşındaki Mehmet Çağdavul adlı gencin işkence gördüğü ortaya çıktı. Çağdavul'u kıraathaneden alıp zorla araca bindiren polisler Çağdavul'u darp ettiği, ardından da Dicle Nehri kıyısına götürerek ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Darp edilmiş vaziyette çevre sakinleri tarafından fark edilen Çağdavul, Cizre Devlet Hastanesi'ne getirilerek bakıma alındı. Olası iş kanama nedeniyle kontrol altında tutulan Çağdavul, hastanede de rahat bırakılmadı. Polisler hastaneye gelerek Çağdavul'un ifadesini aldı. Çağdavul, olay anını kaydeden görüntüler olduğunu ve sorumlu polisler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Devletten davacı olacağım. Beni ölümle tehdit eden bir devletle aynı devlet. Bu devlet beni ölüme terk etti. Ben kıraathanede oturuyordum. İki istihbarat polisi gelip beni kıraathaneden alıp istihbarat lojmanlarına götürünce bana ajanlık ve şey teklifinde bulundular. Ve ben bunu reddedince anladılar ki bir şey çıkmayacağını ve birkaç isim sorarak ben bunları tanımadığını söyleyince beni dışarı çıkartıp tekme tokat yumruklarla bana saldıran faşist TC polisi... Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iş yavaşlatma eylemi yaptıkları gerekçesiyle işten çıkartılan Devrimci Sağlık İş Sendikası üyesi 51 Taşeron sağlık işçisi 43 gündür direnişte. İşçiler mevcut sistemin kirli olduğunu ve bu sistemin yerinin çöplük olduğunu söylüyor. Merkez kampüsünde direnen işçiler tüm arkadaşlarının işe geri dönüş süreci tamamlanıncaya kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirtiyor. İşçiler ayrıca devam eden iktidar kavgası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İzliyoruz. Hükümetinin kendi hesaplaşması, içindeki gruplarla birbirinin hesaplaşması olarak. Direnen işçinin bir direniş kutusu var. Ondan görüyor. Nasıl görüyor? Kutuya bir bakıyorsun, açıyorsun, en fazla 5 kuruş 10 kuruş çıkıyor. İşte kitleler olsun, insanlar olsun, içerideki arkadaşlarımız olsun belli bir yardım toplayıp bize mesela direnen arkadaşlara getiriyorlar. Ama işte bakanların oğulları veya eski siyasi bürokratlar işte onlar hepsini bir bakmışsınız soyuşlamış, hepsini almış cebine indirmiş. O çalınan paraların hepsini bizden alacaklar, halktan alacaklar. Maaş alamıyoruz zaten, aldığımız maaşlara da kesintiye uğrattılar. Oradan da kestiler eylemi yapıyorsunuz babında. İşte 160 milyon bir ceza kestiler çıkaran şirket. Rektörlük de buna müsaade etti. Onun için o aldığımız parayı da kutuya koyamadık, cüzdana da koyamadık zaten. İşçiler cebine cüzdanına sahip çıkmaya çalışıyor sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin telekulak skandalıyla deşifre eden NSA eski sistem analisti Edward Snowden basına ilginç açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da sessizliğini bozdu ve dinlemelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Snowden Rusya'da Washington Post gazetesine verdiği röportajda yapmaya çalıştığım her şey meşrudur. Tek arzum toplumun nasıl yönetildiği ile ilgili söz hakkına sahip olmasıydı. Bunu da başardım dedi. Snowden kendisini ihanetle suçlayanlara ben NSA'yı çökertmeyi değil geliştirmeye çalışıyorum. Aslında şu an bile NSA için çalışıyorum dedi. İfşa edilen dinleme skandalı haberine karşı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sessizliğini bozdu. Netanyahu son günlerde yazılan şeylerle ilgili soruşturma açılması talimatını verdim. Birleşik Devletler'le İsrail arasındaki yakın ilişkide yapılması gerekenler ve kabul edilemez şeyler vardır dedi. Haberlerimizi sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.